sizi. Hadi. Onur Online canı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kariyer videosuyla karşınızdayım. Birkaç günlük gecikmeler oldu. Ama onunla alakalı zaten bir önceki videomuzda bilgilendirme yapmıştık. Ne demiştik? Demiştik ki burada Noel var. Şu anda yurt dışında Noel zamanı. O yüzden okullar falan filan kapalı olduğu için. Kardeş, ben milli takım istemiyorum ya. Ya ben milli takım istemiyorum. Bu ne diyor? Potansiyel milli takım tek... Oğlum ben istemiyorum. Anlamıyorum. Çıldıracağım ya. Evet, deplasmanda şimdi kimle karşılaşıyoruz? Gençler Birliği. Hemen bu maçımızı simülate edelim. Abi bu maçı geçelim. Çünkü bizim için şu anda önemli olan, daha fazla önemli olan, daha ilk planda olan... bu arada adam atmış konumuzu. Tamam. Şampiyonlar Ligi. Zaten şu anda ligde biraz puan farkını ileriye doğru taşıdık. O yüzden... O yüzden de lige fazla bakmayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zaman oldu ya. Yorum morum da atmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Başka videolarda yorum atarsanız zaten mesela pro kulüp atıyoruz. Hemen işte kariyer yazıyorsunuz altına. Arkadaşlar kariyer atabilecek durumumuz olsa zaten atarız. Bekler miyiz arkadaşlar? Canım kardeşlerim benim. Beklemeyiz. Tabii ki atabilecek durumda olursak atarız. Yani pro kulüp videolarını atıyoruz. Hani diyoruz ki belki bir şeyler yazlar. Birkaç kişi yazıyor sağ olsunlar. Hani bir şeyler yazarlar belki, bak şurada şu eksiğiniz var, burada bu eksiğiniz var falan gibi birkaç tane arkadaşım yazıyor sağ olsun, onlara teşekkür ederim, iyi gösteriyorlar. Aha biri sakatlanmıştı. Ama onun dışında işte kariyer falan gibi yorumlar geliyor. Hadi be, bir de önemli bir futbolcu. Hadi be, Podan sakatlandı. Ben bir şey söyleyeyim, eğer Podan sakatlandıysa benim için şu anda şey tehlikeye girdi söyleyeyim. Alper Foto kim yok bir dakika burada? Abdülkadir diyor. Alper yok. Alper'i biraz çalıştıralım ya. Alper koşuyor. Adam zaten 93. Dur. Bir dakika dur. Adam zaten 93 Alper. Alper zaten 93. Ben Alper'i başka bir şey çalıştırayım. Kanat. Orta saha. Alper foto. Adam zaten çeviklik 93 adam. Bana başka bir şey çalışsın Alper. Dribbling. Savunma değil. Pas. Biraz pas çalışsın. Aynen. Pas çalış kuşum biraz. Şimdi Podans'ın sakatlığı bizim için önemli. İnşallah şeydir yani, kısa bir dönem sakatlık geçirmiştir Podans. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde bana çok ama çok lazım. Hadi hiç olmadı diyelim ki ilk zaten ilk maçı kazandık sanıyorum. 2-0 miydi? 1-0 ne kazanmıştık? Burası biraz önemli. 3 gün sağ... Oh tamam, çok güzel. O soruyu tabii ki satmayacağız. O soru bizim için önemli. Teklif reddediyoruz o soru için. X'le için bir tane teklif var diyor. Var mı? Yok. Bunların hepsini reddetmişiz. Joseph ne istiyor bizden? Ne diyor? Dur ya, ne diyor? Ya hocam bu kulübe geldiğinde rolünü ilgili bahsediyor vermişler. Falan filan. Tamam. Joseph zaten seni satacağız. O yüzden sen çok şey yapma. Transferde hatta transfer merkezine geldiğimiz zaman değil de şuradan kadro merkezine gelmemiz lazım. Yanlış yaptık ya. Transfer merkezi kadro merkezi olması lazım. Kadro merkezi. Joseph'im zaten senin şu anda yavaş yavaş satılman lazım. Yalnız Giuliano'yu şimdi gördüm de. Harbiden Giuliano'yu özledik yani. Ne yalan söyleyeyim. Giuliano'yu özledik. Teklifleri görüntüle transfer listesinden çıkar. Teklifleri görüntüle. Teklif var mı Joseph'e? Hiç görmemişiz. İkisini de reddetmişiz. Neyse boşver şimdi bunları. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözelim. Podans varlığını hissettiriyor. İsade Kasımpaşa. Bununla geçiyoruz İsade Kasımpaşa'yı. 3-1 gibi bir skorla. Aa 1-1. Oho böyle olmaz ya. Rakiplerimizi yaklaştırdık. Heh şimdi güzel oldu. Sporting maçı geliyor. Şimdi benim anlamadığım şeyin daha sakatlığı ne kadar daha var ya Giuliano'nun. Yani şu anda tam Giuliano'nun zamanları. Oğlum istemiyorum, manyak mısınız ya? Tam şu anda arkadaşlar biliyor musunuz? Giuliano, Volkan Demirel, hocam kurban. Tamam boşver şimdi Volkan, sen onları da. Giuliano'nun tam ihtiyacımız olduğu dönem şu an Giuliano'ya. Tam ihtiyacımız olduğu dönem şu anda, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak üzereyiz. Tam Giuliano'ya ihtiyacımız olduğu dönem bir önce Giuliano'yu takımımıza katmamız lazım. Şimdi Giuliano'nun sakatlığının ne kadar olduğunu acaba nereden göreceğiz? Şimdi şöyle bakalım. Nereden görebiliriz? Kadro merkezi ne olabilir? Şöyle geldiğimiz zaman
Şöyle forma bakalım. Julian nerede? Heh. Ne kadar var? Hızı 4 hafta. Kaval kemiğinde kırık. %100 iyileşme hızı 4 hafta. 4 hafta sonra Juliano kendine geliyor. Süper. 4 hafta sonra kendine geldiğine göre ben araya bir tane Sporting maçını araya koyarız. Ondan sonra bir de şey yaparız. Ahmet Korutuk ne diyor ya? Teşekkürler hocam falan. Boş ver. İlk sahada Sporting maçı var. İlk maçı kaç kaç bitirdiğimi tam hatırlamıyorum ama ilk maç sanırım 2-0'dı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Nerede? 1-0'mış. Aa tamam. Arkadaşlar 1-0 deplasmanda gol atmamız iyi olmuş. Şimdi kendi evimizdeki maça çıkıyoruz. Podans'tan çok şeyler bekliyoruz. Bu formayla oynayacağım. O da bu formayla çıksın. 80'lik Podans'ımız ileride. Gray ileride ama Podans çok yorgun. O yüzden buraya bir Osoro yapsam Osoro da yorgun. Brereton. Abi bu Brereton'un adı ne? 19 yaşında. Neyse adama çok yorgun. Adamın yerine uzun zamandır şans vermemiz Mobile şans vereceğiz. Gray'in yerine Valbuena diyoruz. Orta sahada Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı var. Ozan Tufan'ın yerine Souza. Çünkü Souza bize posta koyuyor. Ve Harun Tekin diyor olmuş. Volkan Demirel'e çıkacağız bugün maça. Çağlar yorgun. Isla şeyi. İsa falan filan. Bu çocuğu bak Henry'nin yerinde çocuğu oynatalım. Bu çocuğu hiç oynatmıyoruz. O da biraz bize posta koyuyor. Tamamen yedek ağırlıklı bir kadroya çıkıyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bu çocuk da 66'lık bir çocuk. Bunu Modric'e benziyor aslında. Şunu çocuğu şuraya bir koyayım mı? Oynatır mıyım? Aa Garcia var sağ bekte ya. İsa'nın yerine Garcia oynasın. Tamam İsa'nın yerine Garcia. Salih Uçan Yusuf Yazıcı'nın yerine oynasın. Birazcık şöyle oynamayan kişilere şans verelim. Abdülkadir Ömür de Alper'in yerine oynasın. Başka oynatmadığımız kimler var? Şikertel var. Şikertel'i de Çağlar'ın yerine oynatalım. Çağlar da çünkü yorulmuş. Adama bunların hepsi şey şu şehit'i de alalım şuraya. Bunda o sorunun yerine olabilir. Ozan'ın yerine olabilir. Böyle bir kadro. Tamamen yedeklerden kurulu bir kadro arkadaşlar. Çok ama çok zorlanabiliriz. Belki de bir risk yapıyoruz yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir yerde bu tarz bir riski almamamız lazım. Ama ben yine de çocuklara güveniyorum. İşte Fenerbahçe, işte Sporting Lisbon. Gel bakalım Sporting. Braga'nın intikamını geçen maçta biz hakemler vermişti. İşte bugün Şampiyonlar Ligi'nde. Salih Uçan uzun bir aradan sonra sağda ve Joseph de orada. Biraz renkler karışık olmuş ama olsun. Abdülkadir Ömür maçın başında müthiş artistik hareket. Salih aldı. Beni niye oynatmıyorsun hocam bakın. Ben müthiş hareketler yapıyorum hocam diyor. Beni oynat diyor. Şikertel. Salih'e. Salih içeri baktı. Joseph. Şimdi oynadı Breton'a. Breton araya gönderdi olmadı. Olmadı. Akuna. Sakin dedim Mabil Dirar. Apo. Yürü oğlum. Güzel. Nansik'e dedi ki, Nansik çık dedi. Arka direğe, Dirar'ın önüne. Mabil Dirar olmadı. Ükütü bozun. Orada Garcia. Garcia ananın. Ellerinden öpüyorum Garcia. Harikasın oğlum. Harikasın oğlum. Çok güzel oğlum Mabil. Mabil Dirar. Bir de müthiş hareket. Mabil Dirar. Aman tanrım Mabil Dirar. Beni niye oynatmıyorsun diyor beni. Beni nasıl oynatmazsın sen diyor. Bize gider yapıyor Mabil Dirar. Şampiyonlar Ligi'nin yarı final mi çeyrek finalin kapısını açtı. Müthiş hareketler. Orta sahada aldı, geçti, sağ, sol, her şey. Bakın son hareket gerçekten mükemmel. Mabil Dirar attı ve golümüzü ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline doğru yavaş yavaş gitmeye başladık. Şampiyonlar Ligi'nin 3. golü. Hangi yer attı lan 3 golü bu? Allah Allah, gruplara falan oynatmışız demek ki. Evet. Evet canım Matiye'cim. Mabil Dirar'ı da aldı. Abi onun adı Mabil Dirar değil. Aa yapma. Yapma. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle saçma bir oyun görmedim. Penaltıya bakar mısın? Allah aşkına penaltıya bakın. Allah aşkına penaltıya bakın bak. Penaltıya bakın bak. Kafa yemiş. Oyun kafa yemiş. Lan! İşte Allah büyük. İşte Allah büyük. İşte Allah büyük. İşte Allah büyük. Dost geldi. Artistik penaltı atmaya çalıştı ama bakın görmüş olduğunuz gibi 90-60 lan. Az kalsın giriyormuş. Allah büyük işte. 37 yaşında ama hala gidiyor. Vay be ona. Şimdi Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür.
Patricio. He. Öyle orta açıp içeriz zannettin değil mi? Valbuena şimdi. İtan. Şimdi orada müthiş hareketler. Baktı. Breton. Hadi be oğlum. Aferin Breton. Uzun bir top atabilecek misin ama var. Böyle kısa boylu. Atamadı. Pres var mı? Yürü oğlum Lansik. Yürü oğlum Lansik. Koçum Lansik. İşte dedi ki Rico yoksa ben varım dedi. Mabil Breton. Breton'la... Ah be oğlum nasıl bir paso ya. Dost içeri baktı. Ceza sahası içi. Orada Lansik. Volkan. Volkan Demirel. Atmayın çocuklar orada. Bir penaltı daha çalabilir hakem her an. Dediğim anda Josef aldı. Mabile. Orada pres yapıyorlar. Matiu. Matiu orada. Paklı bastan. 16 tak yapmış şu anda. Sporting. Bir türlü çıkarmamıza izin vermiyorlar. Şimdi ceza sahası içine. Orada aldılar. Bir anda dostu topla buluşmaya çalışıyorlar. Dediğim anda yukarı. Şimdi Valbuena atabilir miyiz? Valbuena müthiş bir hareketle sıyırmaya çalışıyor. Valbuena ona Brett'in önüne. Brett'in yürü koçum benim. Senin ben hızına sokayım. Yürüsene oğlum. Ne kadar hızlısın. Yürü benim oğlum koçum benim. Şimdi ceza sahası içine. Yerden açabilecek mi? Açtı kimse yok. İçeri. Son çizgi. Baktı. Salih. Allah kahretsin Salih. Nasıl atamıyorsun ya? Ölüm vuruşu vurduk ama çok kötü vurmuşsun Salih. Ne köşeye gitmiş ne kaleyi bulmuş. Çok kötü bir şut. Yakışmadı. Hernandez gidiyor. Orada sağ olsun Mabil bizim adamımızı düşürdü. Ceza sahası işi. Dost. Son çizgi Şikertel. Uzaklaştırıyoruz. Orada artık yapacak tek bir şey var. Uzaklaştırmak. Hayır. Hayır. Allah yapma 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 yapma. Çıkın 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 çıkın. Kaleciye kaç kaç. Volkan. %100 golü kurtardı. Volkan Demirel %100 golü kurtardı. Maç ortak oluyor Daskas'ın sporu. Bakın. Kaleciyle karşı karşıya. Volkan diziyle kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Yürü Valbu. Dön o top sende Valbu. Yapma. Aman. Tehlikeli pozisyon. Fenerbahçe defansı. Bunları vurdurmaması lazım ama. Lan o adam nereden geldi? Artık ilk yarının son dakikaları. Artık ilk yarının son dakikaları. Baktı kaleye son anda Şikertel. Uzun bir top. Volkan çıktı çift yumruk. Tek yumruk pardon. Şimdi aldı. Son atak artık ilk yarıda. Bu pozisyonda da gol yemezsek artık ilk yarıyı böyle bitirsek. Tur geldi diyebiliriz. Geçme çalıştı. Garcia. Yeni adamımız Garcia hakem artık. Çal artık dedi diyor ve ilk yarının son düdüğünü çaldı hakem. Kutlu Simiftoğlu. İlk yarıda 1-0'lık üstünümüz var. Mabil attı golle. 1-0 ama Volkan'ın mükemmel karşı karşıya çıkardığı bir top var ki. Gerçekten akıl almaz bir müdahale yaptı Volkan. Ve Fenerbahçe'yi hala turun favorisi olarak ikinci yarıya soktu. Şimdi ikinci yarıda yeniden beraberiz. Bakalım ikinci yarıda. Yiğitan orada. Nereye gidiyorsun dedi. Valbuena. O ne de. Şimdi Brett'in mi? Abdülkadir Ömür'den. Uzun bir top Mabil'e. Mabil. Ah be oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum Mabil. Abi çok hızlısın be. Çok hızlısın Mabil be. Arka direğe Brett'in'e. Brett'in. Aman tanrım. Nasıl kaçar? Brett'in nasıl kaçırıyorsun bunu ya? Brett'in. Müthiş bir orta Mabil'den. Aldat dedi. Ama Brayton bunu kaçırdı ve hocası diyor ki çekil lan diyor. Çekil. O sonra gir koçum benim diyor. Abdülkadir Ömür'ü de Alper'le değiştireceğiz. Çünkü Alper'in biraz daha orada hızına ihtiyacımız var. Haydi çocuklar bakın görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir oyuncu çıkartıyor. Brayton biraz sinirlendi. Bir pozisyon harcadık diye. Hoca bizi hemen harcadı diyor ama şunu unutuyor. Şampiyonlar Ligi'nde her dakika pozisyon gelmez koçum. Burası Şampiyonlar Ligi yerler meydanı. Gelsin. Orada Okan. At oğlum uzun. Yürü benim oğlum Osorom. Yürü benim Osorom. Osorom gole gidiyor. Osorom. Osorom. Hadi be yapmak istediğim hareketi yapamadım. Ben orada başka bir hareket yaptım. Oyun başka bir hareket yaptı ya. Şimdi aşağıda Valbuena'ya. Valbuena'dan oraya gönderdi Osorom'un önüne. Osorom. Kaleciye karşı karşıya. Osorom geçti. Osorom geçmiş. Valbuena aldı Mabile. Mabile'den Osorom'a. Osorom olmadı. İkisi Osorom olmadı.
Mabil ve Osuru ikilisi iyi anlaşıyorlar. Valbuena. Yürü oğlum Valbuena. Valbuena ceza sahası. Baktı şimdi içeri. Osuru ananı avradını. Nasıl kaçtı ya? Abi o sorunun var ya, girdiği belli oluyor beyler. O sorunun girdiği belli oluyor. Diyor ki hacı ben buradayım diyor. Yanlış anlama diyor. Ben buradayım. Rahat ol, geniş takıl diyor soru. Abi. Çok zırhlı Alper. O sorunun önüne. O soru baktı. Ceza sahası. Orada bir faul amacı o soruyu öldürüyorlar ama hakem vermiyor. Diyor ki hayır diyor. Şimdi uzun ters kanada. Nancic aldı. Bir bel kaç yapmaya çalıştı. Nancic içeri ısırıldı. Nancic vuracak mı? Hayır dedi. Ceza sahası içi. O soru gelmedi. Alper orada. Orada. Aman oğlum. Aman oğlum. Hayır çocuklar yapmayın. Vay bu neredesin oğlum? Yapmayın. Maç ortak olurlar. Yapmayın. Maç gider. Bu oyunu ben biliyorum, yapmayın. Eğer burada bir gol yersek maç gider. Volkan. Aferin oğlum. Oyun hızlı. Çok güzel Valbu. Çok güzel Alpo. Alpiş. Osi. Alpo. Alpo'dan uzun. Şimdi Valbuena'nın önüne. Valbuena omuzu koyup girmeye çalışıyor. Valbuena sırıldı. Valbuena ceza sahasına. Valbuena müthiş hareket. Valbuena girdi. Ceza sahasına baktı. Valbuena. Allah belanı versin. Oğlum sağ ayağın içiyle plase öbür kuşa vuruyorum. Sol ayak plase yapıyorsun ya. Sol ayak plase yapıyorsun ya. Sağ ayak iç plase yapıyorum. Sol ayak yapıyorsun ya plaseyi. Gel bakayım koçum. Salih sen çık oğlum biraz. Alper sen orta sahaya geç. Şehit girsin oraya. Gir bakayım koçum Şehit. Sevinsin. Modric. Gir Erdican. Gir Erdi. Erdi. Erdi'den uzun bir top. Aferin Erdi be. Güzel top Erdi. Mabil'e. Mabil gitmeye çalışıyor. Mabil içeri bakıyor. Mabil bir arka sıyrıldı. Mabil penaltı. Vermedi İtalyan. Kale Volkan. Lan. Yürü oğlum Erdi. Aferin Erdi. Yürü oğlum Mabil. Mabil Dirar gidiyor şimdi. Mabil Dirar. Mabil. O soruya bakıyor. Mabil. Onu da geçti. En arkada Valbuena var. Aman gelmedi. Alper'miş o. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final çok yakın. Erdican, Osoro, Erdi. Tekrar Erdi attı. Erdi ile topu oynatmaya çalıştı ama olmadı. Artık dakika 87. Hakem baktı. Osoro! 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 Yine attı. Yine attı. Yine attı. Osoro attı. Hocasına koşuyor. Hocasına koşuyor. Osoro. Kalecinin büyük hatasına faydalandı. Bakın burada. Kaleci hiç olmadık bir hata ve Sporting Lisbon'a güle güle diyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yolu Osoro'nun. Sporting Lisbon'a güle güle diyoruz. Portekiz'e selamlar diyoruz. Ronaldo'ya selamlar. Valbuena çok haklı seçtiğini. Sakin ol Valbuena. Joseph kırmızıyı gördü. Joseph kırmızıyı gördü. Ama sakatladı da. Kalk kardeş. Evet hakem bakıyoruz Joseph'e. Joseph kırmızı görmedi mi lan? He görmüş. Sakin. Abi iyi tam ya. İyi tam baba ya. Baba Yiğitan ya. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum Osoro. Yürü oğlum Osoro benim. Yürü oğlum Osoro benim. Müthiş geçti. Osoro. 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 Hadi be. Çocuğa 8 kişi girdi. Ne yapsın çocuk? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Çocuğa 10 kişi girdi abi. Osoro ne yapsın? Fenerbahçe tribünleri tıklım tıklım dolu görüyorsunuz. Orada artık diyor ki Fenerbahçeliler Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz yere geldik. Volkan Demirel ve Joseph de oynamadığı için üzülüyorlardı. Onların da gönlünü almış olduk. Bu şekilde gönlünü almış olduk onların. Şimdi niye böyle ya? Biraz şu renkleri biraz şöyle yapalım. Çok renkli geldi. Evet. Juventus City maçında Juventus kazanmış. Juventus'a karşı çok önemli iki tane maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı. Rakip çok zorlu oldu. Şimdi Malatya maçı mı var? 61-49 zaten çok büyük puan farkı var. Deplasmanda bu maçların hepsinin çoğunu simülate edelim. Bayağı bir puan farkı var çünkü. 2-1 kazandık. Çok güzel. Bir sakat var bizden değil Allah'tan. Osoro abi Osoro'ya bakar mısın? Yine gelmiş girmiş. 72'de takım gol yemiş. 73'de 60 abi. Abi bu Osoro var ya koçum benim adamım. Bana dediler ki bu Osoro'yu satma abi dediler.
zamanında. Onu diyenler kimse sağ olsunlar. O soru harbiden iyi adammış. O soruyu boşu boşuna satacaktık. Elimizde öyle dribbling'i iyi olan adamımız varmış. Ve biz hala saçma sapan adam kovalıyormuşuz. O soruyu iyi bulmuşuz yani. Nereden bulduk acaba hatırlamıyorum. Teşekkürler hocam diyor. Eyvallah Harun'cum, önemli değil. Şimdi nedir mevzu? Juventus maçını bekliyorum ben. Şu anda Juventus maçı. Bursa Spor'la bir maçımız var. Puan farkı şu anda bayağı hala var. Fenerbahçe yönetim ödül toplantısı falan. Burak Yılmaz Fenerbahçe'den gol kandaki mi? Oğlum ben ya delireceğim ya. Ben milli takım istemiyorum ya. 6 milyon euro diyor, şey oldu diyor. Bunlar diyor şey gitti diyor falan filan. Aha. Aha. Ya sen var ya. Sen var ya. Eğer Juventus maçında. Eğer Juventus maçında. Lan. Şey nerede? Olmasın ya Giuliano. Vallahi görmedim, inşallah yoktur. Eğer Juventus maçında sen sağda olursan, Gray 2 tane atmış bu arada. Eğer sen sağda olursan benim zaten Juventus'tan falan korkum olmaz. Benim artık kimseden korkum olmaz. Yeter ki sen geri dön. Geri dön be! Geri dön be Giuliano! Allah'ım hadi. Yiğitan son zamanlarda az gelişiyorsun, bak hadi dikkat et. Son zamanlarda gelişimine dikkat ediyorum. Az yani. Ona biraz dikkat etmen lazım koçum. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Ya o soru için transfer teklifi istemiyorum. Abi ben o soruyu satmıyorum ya. Teklif reddet. O soruyu satmıyorum ben. Bu o soru transfer listesinde falan mı ya? Niye bunu sürekli teklif yapıyorlar ya o soruya? Uzanıp geri dön. Tekin eski arkadaşlarla diyor. Bir şeyler yapıyor falan filan. Tamam olsun. Şimdi bir antrenman yaptıralım şu takıma. Antrenman kaçmasın. Oyuncu gelişimi Alper. Iko Henry. Bu da tamam. Ayın oyuncusu Gray olmuş. Aha Beşiktaş maçı var. Milli takım tek direktörlü. Venezuela. Oğlum manyak mısınız? Hasta mısınız? İstemiyorum ya. Teşekkür hocam. Eyvallah Josef'cim. Yani arada böyle şeyler yapıyoruz. Sen maçına bak. Futbolunu oynamaya çalış. Beşiktaş maçının arkasında Juventus maçım var bir de. Bakayım bir. Valla şu anda gözükmüyordu ama. Şuradan bir takvimden bakmak istiyorum. Beşiktaş. Aa Liverpool'da eşleşmişim. Demek ki bir daha şey yapmışlar. Bir daha bir kural çekim olmuş. Beşiktaş Kayseri. Beşiktaş maçına iyi kadroyla çıkalım. Kayseri maçına kötü kadro yapalım. Kayseri maçına kötü kadro yapalım. Ve ondan sonra da diğer maça şey yapacağız. Şimdi deplasmanda oynuyoruz Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın puanına bakalım. Nasıl bir durumda? 6.lığa kadar gelmişler. Sezona çok kötü başlamışlardı. 39 puan. Yaklaşık nereden baksanız 2 katı puan toplamışım Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şu anda ilk 5'e, ilk 4'e falan girme ümidi var. Hepsini geçtim. Bizi kesinlikle yenmek isteyeceklerdi. Çünkü sonuçta bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyorlar. Hiç olmadı bizi yenip taraftarlarla biraz olsa derbi kazanarak taraftarlarını mutlu etmek isteyeceklerdir. Ama biz tabii ki buna izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim de taraftarlarımız var. Efsane modda oynuyoruz açık. Şeye bakacağım. Giuliano'nun sakatlığına bakacağım. Giuliano ne kadar iyileşmiş diye. Nerede Giuliano? Hala sakatlık işareti var mı yanında? Vallahi şu anda yok gözüküyor Giuliano'yu. Giuliano'yu maçın ilerleyen dakikalarında kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Garcia'yı İsa'nın yerine oynatalım. Çağlar, Yiğitan, Henry, Ozan Tufan, Yazıcı, Alper Potok, Podans, Gray, Adama. Gerçek kadromuz bu. Ama Mabil iyi oynadı. Mabil'i şöyle bir bakalım kim yerine. İsa'nın yerine şöyle bir alalım Mabil'i. Abdülkadir Ömür olabilir. O soru Valbuena. Valbuena zaten artık bizim takımda bir işi olmadığı için şuradan bakalım bir oynatabilecek oyuncumuz var mı? Yok gerçi. Bu şekilde çıkalım. Haydi bakalım çocuklar. Bir de böyle bir kadromuz varmış. Hadi bakalım çocuklar, bu şekilde size güveniyorum. Vodafone Park'tayız. Yeni transfer Shakhtar Donetsk'ten alınan Alexis Sanchez, Hector Morata. Evet, Beşiktaş, Fenerbahçe. Görmüş olduğunuz gibi iki tane güçlü gülümüzün. Müthiş bir maç olacak şu anda. Fenerbahçe görüntüde. Harun Kale'de. Ozan Tufan kaptanlık bazı mandır almış. Havalara girmiş. Pepe bir dünya starı. Bir dünya starı ama Beşiktaş'ın kötü gidişine engel olamadı. Caner Erkin de orada. Caner Erkin de orada. Haydi bakalım. Alper Poduk. Aldı. Baktı. Beşiktaş şu anda inanılmaz bir gürültü. Gerçekten
Şu anda kulaklar sağır olacak şekilde. Medel aldı bu. Çok sert başladı maç. Medel orada aldılar. Şimdi adama. Adama geçti. Adama gidiyor. Adama. Caner Erkin'in arkasında. Adama. Caner'i patates etti. Adama! Caner'i patates etti adama. Son anda Pepe'ye bakın. Bir penaltı burada. Hakem burada penaltımızı vermemiş. İnanılmaz şeyler oluyor. Hakem penaltımızı vermemiş, inanılmaz şeyler oluyor. Şimdi aldı. Orada Podans var. Podans arka direğe baktı. Bir orta olmadı ikinci pozisyon. Bir korner daha. Fenerbahçe taraftarı şu anda, Fenerbahçe taraftarlarının sesi yavaş yavaş çıkmaya başladı çünkü. Fenerbahçe taraftarları şu anda istedikleri futbolu sanki birazdan elde edecek. Orta geldi. Fabrizio. Düş oğlum, düş oğlum. Çok tehlikeli. Orada duvar var. Adama aldı, baktı içeri. Ozan Duban tekrar adama. Adamadan şimdi içeri doğru Yiğitan'a. Yiğitan yerden açtı. Fabrizio'dan önce bir müdahale daha var. Korner. Şimdi basacak, kullanacaklar. Podans geldi oraya. Podans içeri baktı. Podans. Podans arka direğe baktı. Kim var? Kötü orta. Kim o? Aydoğan kim ya? Çağlar aldı. Çağlar adama. Orada Aydoğan ikilisi. Vay Orkan Çınar. Orkan Çınar gitmeye çalışıyor. Orkan çok hızlı ama tabii ki Victor Gray'e. Gray'den Podans. Podans mükemmel atış alımını. Şimdi cazası içine doğru. Hakem Oğuzhan Beranzar da kaldırmıştı. Necip aldı Alper'e. Alper adamaya. Adamadan Podans'a. Podans orada Ozan Duban düştü kalktı. Yerde kaldı. Gray o da 2-3 maçtan sonra formasını yeniden alan isimlerden bir tanesi. Ceza sahası içinde bir sakatlık var. Hakem maçı durdurdu. Ozan Duban kalk kalk Ozan. Caner orada sanırım Ozan'a tekme attı, yere düştükten sonra eline bastı ve tükürdü Caner. Bunların hepsini yaptı Caner. Ozan Tufan zorunlu bir değişiklik ve Giuliano. Yapmayacaktım, Giuliano'yu sokmayacaktım ama beni zorunda bıraktırdınız. Roberto da Silva, Hector Podiense Giuliano giriyor. İşte taraftarın sevgilisi, taraftarın sevgilisi Giuliano. Bakın. Oo, Pepe orada büyük bir hareket. Caner de bakın yerde futbolcuya tekme atıyor görüyorsunuz. Ve Giuliano yeniden 10 ay sonra yeniden sahalarda Giuliano. Bakalım bugün Giuliano gol. Gökhan aldı, adamaya baktı. Adama şimdi Podans. Podans girmeye çalışıyor. Podans girdi. Şimdi oynadı. Giuliano. Giuliano. Fabrizio. Çok tehlikeli. Girdiği gibi. Ayağına geldiği gibi tehlike. Ayağına geldiği gibi tehlike. Şimdi Giuliano inşallah yanına. Giuliano baktı içeri. Bir hareketlesi. Ooo! Giuliano aldı hakkını. Şimdi bakıyor. Arka direğe baktı. Bir orta. Bir kafa Podans olmadı. Giuliano oynuyor Podans'a. Podans tekrar Giuliano'nun önüne. Giuliano aldı gidiyor. Giuliano. Giuliano. Ölüm vuruş olmadı. Caner Erkin uzaklaştırıyor. Gref şimdi. İndirebilecek miyiz? Gökhan Gönül. Tyson Caner'e. Caner şimdi gidiyor. Caner bindirdi. Caner kanattan bindirdi. Yaptı ortayı. Harun Tekin. İkinci pozisyon. Orada Giuliano'yu öldürdüler ama hakem vermedi. Medel şimdi aktif açılsın. İçeri baktı. Ceza sahası. Çok tehlikeli bir pozisyon. Attı golü Aydoğan. Beşiktaş 1-0 önde. Ceza sahasında o kadar güçlü ki bakın. Ve Aydoğan'ın önüne bıraktı. Oğuzhan Aydoğan. Oğuzhan Özyakup'un kardeşi Oğuzhan Aydoğan. Fenerbahçe'nin o kadar baskısından sonra ceza sahasını duvar geldi almaya çalışıyor. Şimdi defansif bir açık var. Orkan. Orkan gidiyor. Ceza sahası için. Oğuzhan Aydoğan geçti. Aman tanrım. Son anda bir müdahale. Kale boş. Tyson geçebilecek mi? Ceza sahası. Son anda Harun. Harun Tekin aşağı hızlı 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 diyor. Şimdi oynadı Rico Henry. Rico önünden Giuliano'ya. Giuliano aldı. Podans gitmeye çalışıyor. Podans'a Giuliano'nun önüne geçmedi. Şimdi Podans aldı. Podans gidiyor. Podans kaçacak, kaçacak, kaçacak. Podans geçti. Podans penaltı olması lazım. Gökhan'ın yaptığı hareketi penaltı vermiyor. Duvar geldi indirdi. Şimdi oynadı yukarı. Kim var orada? Podans var. Podans'a Giuliano'nun önüne. Giuliano kaleye baktı. Giuliano müthiş bir çalım attı. Giuliano son anı Recep. Fenerbahçe dalga dalga gelmeye başladı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe dalga dalga gelmeye başladı. Podans şimdi cazı dışına. Giuliano baktı içeri. Giuliano. Giuliano Fabrizio.
Delirdi Giuliano. Öyle bir yere vurdu ki bakın Fabrizio son anda. Fenerbahçe dalga dalga geliyor şu anda. Alper Batuk ortaladı. Duvar geldi oraya. Vurabilecek mi? Vuramadı. Kimse vuramadı. Negredo çok güçlü. Çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir kontrata çıkmaya çalışıyorlar. Medeli öldürdük orada. Caner'e. Aynısı Caner'e de. Aynısı Caner'e de. Caner yerde. Az önce Ozan'ın üstüne basmıştı Caner. Hakem geldi. Evet hocam hayırdır? Evet hayırdır? Eyvallah. Rico Henry diyor. Şimdi Giuliano aldı. Giuliano ceza sahasına doğru gidiyor. Giuliano. Giuliano silebilecek mi? Müthiş bir hareket. Giuliano geçti onu. Giuliano en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Son anda müdahale. Alper şimdi indirebilecek mi? Yusuf Yazıcı. Orada Yusuf'a da sarı kart mı çıkmış ama niye çıkmış bilmiyorum. Tyson ilerlediler. Şimdi Negredo çok güçlü. Negredo gel oğlum gel. Gel duvara gel. Duvara gel. Oğuzhan çok tehlike. Allah'tan ilk yarı bitti. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1-0 önde ilk yarıda. İki tane penaltımız verilmedi. Hadi bir tanesi neyse ama Pepe'nin eline çarpan top. Yakın mesafe olduğu için vermemiş olabilir. Neyse bakın şu pozisyon evet görüyorsunuz. Kaleye giden bir top. Penaltımız verilmedi. Haydi bakalım ikinci yarıda. Giuliano girdi. Bir anda Fenerbahçe bambaşka bir takım oldu. Farkını hemen hissettiriyor. Hemen. Alper Tyson geçti. Rico Henry o kadar da değil dedi. Şimdi Gray'ın önüne uzun bir top attı. Müthiş bir bas Gray'ın önüne. Gray geçemeyecek mi? Gray sıyrıldı. Gray en aşağıda adamı var. Adama Allah kahretsin keşke pas verseydik ya. Keşke pas verseydik. Hadi be. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum Podans. Abi gelen yok mu? Ona içeri. Şimdi müthiş. Yusuf Yazıcı indirdi. Hocam faul yok mu ya? Çift forvete dönmemiz lazım. Çift forvete dönmemiz lazım. Çünkü zaten bunlar göbekten gelmiyor fazla. Hemen çift forvet, 3 defans, orta saha. Giuliano her zaman olur. Giuliano sen buraya kalalım. Adama sen kanadına gel. Yukarı hem Yusuf Yazıcı Alfa Fatih. Grey Podans değil de buraya. Yiğitan Güvelin'in yerine Rico Henry'yi alalım daha hızlı. Yiğitan'ın yerine buraya Gray. Güvelin'in yerine Osoro. Podans Osoro ikilisi. Podans'ı böyle koy. Osoro buraya. Yusuf Yazıcı adama. Tamam. Şimdilik böyle kalsın. Vibe öne girerse girebilir ileride. Araya koşular yapsınlar bunlar. Arkaya koşu yap. İkisi de arkaya koşu. Hadi çocuklar be. Bir defans çıktı. Fenerbahçe 3 defans döndü şu anda. Avantajı alamadık. Bu pozisyona dikkat. Bu pozisyondan bir şey çıkmaması lazım. Yoksa artık bu saatten sonra geri dönüşü kolay olmaz dediğim anda aldık. Orada sakin olun. Çok güzel. Şimdi hızlı çıkın. Yürü oğlum benim. Şimdi müthiş pas Osoro'nun önüne. Osoro gole gidiyor. Osoro. Bu çocuğa dikkat edin. Daha ayağına gelen ilk topta gol attı Osoro. Koçum benim be. Bu çocuklar ya benim yıldızım bu ya. Osoro be. Derbide Fenerbahçe 1-1 yaptı. Derbide Pepe bakın burada vurmayacağını düşündü. Ama öyle bir yere vurdu ki Osoro. 1-1 yapıyor. Yine attı golünü. Koçum benim 4. golü. O 4 golün 4'ü de çok değerli. Hutchinson çıktı. Veli Kablak girdi oyuna. Şimdi Veli Kablak gelin diyor bana doğru. Fenerbahçe buradan mutlak galibiyet istediği için hala geri vites yapmıyor. Ve defansa çekmiyor takımını. Ben deplasmandayım bana beraberlik yeter demiyor. Hayır diyor. Ben bu maçı ya kazanacağım ya kaybedeceğim. Beraberlik istemiyorum diyor. Orkan oynadı. Orada aman tanrım adama. Şimdi oynadılar orada. Müthiş hele. Şimdi oynadı. Valbuena öne çıktı. Şimdi yürü oğlum Osoro. Osoro gole gidiyor. Osoro. Aldı içeri baktı. Osoro. Ondan da sırıldı. En aşağı. Ah be. Aman tanrım bir hata. Alper. Allah kahretsin Alper. Ah be. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Intenta el pase bombeado. Pinta cada vez más fuerte el portero González. Yürü. Yürü oğlum Osoro. Karşı karşıya. Çok kötü kontrol.
Kötü kontrol, kötü. Aman oğlum. Hadi oğlum hızlı. Hadi oğlum hızlı. Ya oraya değil bu oğlum. Olsaydı hocam. Valbuena, Valbuena senin şeyine ihtiyacım var. Senin kıvrak bileklerine ihtiyacım var. Gel koçum, senin kıvrak bileklerine ihtiyacım var. Hatta Giuliano biraz yoruldu. Sen Giuliano'yu kanada koyalım, sen buradan daha hızlı gidersin. Hadi bakalım, senin orada kıvrak yeteneklerine ihtiyacım var. Yürü Giuli. Sakin. Oyunu yukarıdan. Çok güzel. Yürü oğlum. Yürü oğlum Garcia. Koçum Garcia. Yürü benim koçum. Yürü benim Garcia'm. Yürü benim Garcia'm. Ceza sahası içi. Valbuena. Podans yapma. Hadi. Son atak benim. Giuliano. Baktı Valbuena. Valbuena kaleye bakıyor. Valbuena. Valbuena. Dakika 89 Valbuena. Dedim ama senin kıvraklığına, senin şutlarına ihtiyacım var dedim. Seni kanada koymayacağım dedim. Sen dedim defans oyna dedim Valbuena ya. İşte aldı Valbuena bakın. Müthiş ilerledi. Valbuena kaleye baktı. Sol ayağıyla vurdu. Pardon sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Fabrizio'nun yapabileceği hiçbir şey yok bakın. Öyle bir vuruş yaptı ki bakın müthiş yere. Fabrizio uzandı ama yakalayamaz. Yakalayamaz. Beşiktaş 1-0 öne geçti maçta. 2-1 mağlup şu anda. Taraftarlar isyanda. Taraftarlar İstanbul'da yeter artık diyor. Fenerbahçe'yi nasıl yenemiyoruz diyorlar. Ama Fenerbahçe de gerçekten formda. Şimdi Yusuf Özcü bir gol daha istiyoruz. Şimdi aldı adama. Müthiş bir pas onu Podans'ın önüne. Podans aldı. 3-1 yapabilecek miyiz? Podans ceza sahası. Valbuena! Valbuena çekti fişi. Çekti fişi. Valbuena damgasını vurdu. Derbiye Valbuena damgası. Derbide Valbuena damgası. Müthiş bir gol. Evet görüyorsunuz 36-37 yaşında Fenerbahçe için çok önemli ama başka bir takımla sözleşme imzaladı. Artık son dakikalar. Tribünler gerçekten üzgün ve görüyorsunuz Fenerbahçe taraftarlar ve Fenerbahçe futbolcular çok fazla aşırı sevinç yapmıyor ve Beşiktaş taraftarları Şenol Güneş istifa diye bağırıyorlar ama Şenol Güneş diyor ki hayır, seneye daha iyi bir takım kuracağız ve daha iyi olacağız diyor. İki takım görüyorsunuz kardeşçe orta sahada sarılıyorlar. Adam veya Pepe seni nasıl geçtim orada diyor. Hadi lan diyor ayağım kaydı diyor Pepe. Hadi hadi bırak diyor bu işleri. Hadi iyi şanslar diyor üzülme diyor. Öyle aralarında böyle konuşuyorlar. Kardeşim diyor üzülme diyor. Seneye daha iyi bir takım olursunuz diyor. Oğuzhan Aydoğan kimmiş ya bu arada iyi oyuncu ha. 3-1 gibi güzel bir skorla derbi kazanıyoruz ve artık Liverpool maçı var bizim için çok önemli. Liverpool biliyorsunuz Beşiktaş'a daha önceden kötü günler yaşatmıştı. Sonuçta Beşiktaş bir Türk takımı, biz de bir Türk takımı olduğumuz için Beşiktaş'ın intikamını Liverpool'dan alacağız inşallah. Ama bunların da tabii ki hepsi bir sonraki bölümde olacak. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izleyip sanırladığınız için. Umuyorum ki keyif aldınız ve beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde yeniden beraber olacağız. Beğenip yorum atarsınız mutlu ederseniz. Aynı zamanda kanala abone değilseniz de abone olursanız mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.